arkadaşlar, hikaye ve tarihsel gelişimini şimdi gelin birlikte mükemmel bir şekilde öğrenmeye çalışalım. Deli Dumrul hikayeleri, hikayenin başlangıcı, Dede Korkut hikayeleri, halk hikayeleri, Mesnevi, Tanzimat dönemi hikaye, Milli Edebiyat dönemi hikayeyi sizlere en detaylı şekilde öğretmeye çalışalım. Ve sonrasında da bu konuyu güzel bir şekilde öğrenin. Şimdi arkadaşlar, şurası çok çok önemli. İlk başta bizler hikayeleri, yani destandan halk hikayesine geçişin ilk ürünü Dede Korkut hikayeleri. O yüzden ben ilk başta bu sayfayı öne koydum. Bir de böyle çocuklar aa güzelmiş ya, video keyifli geçecek galiba desinler ve dikkatli bir şekilde dersi öğrensinler diye en başta bu sayfayla başladık. Bu hikaye neydi? Dede Korkut hikayelerinin içindeki Deli Dumrul hikayesiydi. Burada çok önemli bir kısımdı burası. Destandan halk hikayeciliğine geçişin ürünüydü. Konuşmalar şiir şeklinde, olaylar düz yazı şeklindeydi. Hem İslamiyet'ten öncesindeki genel bilgiler, genel karakterler vardı. Hem de İslamiyet etkisi vardı. Yani Allah, peygamber ifadeleri, namaz gibi kelimeler geçiyordu. Ve aynı zamanda olağanüstülükler ve gerçeklikler iç içeydi. Şimdi birazdan Deli Dumrul hikayesine geleceğiz. Ama bugün neler öğreneceğiz? Gelin hep beraber bunların üzerinden tek tek hızlı bir şekilde geçmeye başlayalım. Hikaye, öncelikle şunu bilmemiz lazım. Hikayede genellikle tek olay vardır. Tabii bu olay hikayeleri için, klasik öyküler için geçerli. Kişi sayısı ise ister istemez azdır. Zaman ve mekan çok detaylı bir şekilde romandaki gibi anlatılmaz. Roman eğer bir kasa limonsa hikaye ona eşdeğer bir tane limondur. Veyahut da roman 2-3 kilo limonsa, 1 kilo limonsa hikaye ona eşdeğer bir C vitaminidir. Bunu bilmemiz lazım. Demek ki hikaye romanın kısası, roman da hikayenin uzunu. Peki ortak noktalar ne? İkisinde de yaşanmış ya da yaşanabilir olaylar anlatılıyor. Şimdi hikayenin türlerine baktığımızda ilk başta bilmemiz gereken iki tür hikaye vardır. Olay hikayesi, ki buna biz klasik öykü de diyebiliriz. Klasik öykü. Çünkü bunların tarzı klasiktir yani. Giriş gelişme sonuç vardır. Sürprizi vardır. Durum hikayesinin diğer adı ise nedir onun adı? Kesit öyküsü. Şöyle yanlış yazdım yanda. Kesit öyküsü de diyebiliriz. Şimdi bunlara başlayalım. Birincisi, burada bir olay ele alınır. Serim, düğüm, çözüm bölümü vardır. Ve mutlaka yani bir giriş olur, bir gelişme olur ve sonrasında da çözümle sürpriz bir şekilde biter. Burada merak öğesi çok canlıdır. Yani acaba diye merak edersin. Sonuca kesinlikle bağlanır ve sen dersin ki aa sonunda böyle oldu. Bu türün kurucusu Mopassant'tır. Ömer Seyfettin edebiyatımızda hikayeciliği meslek edinen sanatçımız bu türün en büyüğüdür bizde. Refik Halit Karay, Sabahattin Ali de yine olay hikayeleriyle yani klasik öyküleriyle tanınırlar. Böyle oldu, sonra böyle oldu, sonra aa falan diye heyecanlı bir şekilde okursun. Durum hikayesi ise günlük yaşamdan bir kesit sunulur. Serim, düğüm, çözüm bölümüne uyulmaz. Yani bu tarz şeyler yoktur. Fiziksel, ruhsal tasvirler daha detaylı bir şekilde verilir. Ve burada yani bitmemişlik duygusu vardır. Bitmemişlik duygusu vardır. Acaba hikaye ne oldu falan dersin. Bu türün kurucusu realist Anton Çehov'dur. Bizde Said Faik Abasıyanık ve Memduh Şevket Erdal, ki en ilk başta getiren Memduh Şevket'tir, durum hikayeleriyle tanır. Peki hocam, nasıl bir hikaye oluyor bu? Bu nasıl hikaye oluyor derseniz şöyle göstereyim. Mesela durum hikayesi, adam gider bir bankın üstüne oturur. Güzel bir yaz günüydü. Bankın üstüne oturdum ve denizi izlemeye başladım der böyle. Saatlerce deniz betimler başından geçen anlatır. Ve sonra banktan kalkıp gitti. Bitti, bu kadar. Hikaye budur. Burada ise bir olay vardır, bir merak öğesi vardır. Modern hikaye baktığımızda ise insanların her gün gördükleri fakat düşünmedikleri durumların arkasındaki gerçekleri anlatır. En güçlü temsilcisi Franz Kafka'dır. Bizdeki temsilcisi ise Haldun Taner'dir. Belki okuyanlarınız vardır, okumadıysanız mutlaka okuyun. Franz Kafka'nın Dönüşüm adlı hikayesinde Gregor Samsa bir sabah yatağından uyandığında kendini böcek olarak görür. Adam bir uyanıyor sabah, böcek. Hı? Ne oldu falan. Bir bakıyor annesi, babası, arkadaşları, çevresi ona hiç değer vermiyor artık. Çünkü niye? Annesi diyor ki sen artık bir işe yaramıyorsun, eve para getirmiyorsun, eşyaları toplamıyorsun. Sen böcek oldun, benim için değersizsin diyor. Ve şunu demek istiyor yani adam esasında hikayede. Her gün görüp fakat düşünmediği oluyor. Ya diyor, demek ki ben bir böcek olsam kimse beni sevmeyecek. Bir insan olduğum için ve onlara yaradığım için, işlerine fayda olduğum için beni seviyorlar diyor. Ve böyle değişik bir şekilde anlatıyor modern hikaye. Yozlaşmış tipler ve toplumsal bozukluklar anlatılıyor. Hikayenin unsurlarına baktığımızda kişiler, olayı yaşayan kahramanlar, zaman, mekan, olay örgüsü, anlatıcı, çatışma, tema gibi unsurlar var. Burada şunu bilmemiz lazım. Kişiler eğer çok detaylı olursa karaktere dönüşür. Zaman, bir iç zaman vardır hikayenin içinde geçen zaman. Bir de dış zaman, yani hikayenin yazıldığı zaman vardır. Mekan tasvirleri önemlidir. Daha iyi zihnimizi canlandırır. Olay örgüsü klasik öykülerde çok daha, yani olay öykülerinde, yani bu Mopassant tarzı öykülerde çok daha belirgindir. Ama durum öykülerinde, yani Çehov tarzı öykülerde böyle bir olay örgüsünden bahsedilemez. Zaten durum öykülerinde giriş, gelişme, sonuç dediğimiz serim, düğüm, çözüm bölümleri bulunmaz.
Anlatıcı, tabii ki bunları da birazdan geleceğiz. Anlatıcı bir birinci kişi ağzıyla anlatabilir. Yaptım, ettim, getirdim. Üçüncü kişi ağzı olabilir. Yaptı, etti, getirdi. Bir de kahraman bakış açısıyla yine ve ilahi bakış açısıyla ya da gözlemci bakış açısıyla anlatabilir. Bunları da birazdan söyleyeceğiz. Çatışmalar ise olayın reytinginin en büyük arttığı yerdir. Yani böyle her şeyin birbirine girdi. Eyvah, eyvah, eyvah dediğin yer tam olayın örgüsünün olduğu yer çatışmadır. Tema da eserin konusudur. Hikayenin bölümlerine baktığımızda serimde yer ve zaman belirtilir, kişiler tanıtılır, olay anlatılmaya başlanır. Düğümde olay merak duygusu uyandırıcı şekilde anlatılır. Çözümde ise merak duygusu sonuçlanır. Okuyucunun kafasındaki sorular cevaplanmış olur. Durum hikayelerinde bu bölümlere uyma zorunluluğu yok. Niye? Çünkü bu bölümler zaten yok. Dede Korkut hikayelerine geçmeden önce, bu Dede Korkut hikayelerinin nerede olduğunu bir kez daha hatırlayalım. Bakın şimdi, olayın mantığı şu arkadaşlar. İlk başta destanlar var. Bu olağanüstülüklerin fazla olduğu ulusal destanlarımız. Göktürk, Ergenekon, Bozkurt, işte ne bileyim Atilla destanları, Oğuz Kağan destanı, Türeyiş destanı, Göç destanı, böyle destanlarımız var. Sonra destanlardan halk hikayelerine geçiyoruz. Ama destanlardan halk hikayelerine geçmeden önce arada bir geçiş dönemi var ki o dönemde Dede Korkut hikayelerini yazabiliriz. İşte Dede Korkut hikayeleri şu an tam bulunduğumuz yer Dede Korkut. Sonra halk hikayelerinden sonra Mesneviler var. Divan edebiyat zamanında beyitle yazılacak olan. Sonrasında da ilk öykülerin olduğu Tanzimat dönemini göreceğiz. Tanzimat birinci dönemde ilk öyküler yayınlanacak. Kaliteli öykülerimiz ise yavaş yavaş Sert Fünun ve en önemlisi de Milli Edebiyat döneminde, Milli Edebiyat döneminde karşımıza çıkacak. Milli Edebiyat döneminde hikayeciliği meslek edinen sanatçı Ömer Seyfettin gerçekten mükemmel hikayeler yazacak. Şimdi gelelim Dede Korkut'a. Destandan halk hikayelerine geçiş döneminin bir ürünü. Bu dönemde arkadaşlar Göktanrı inancı, olağanüstülük, sade bir dil ve manzum. Yani manzum derken manzum ve mensur desek daha iyi. Şöyle hem şiir hem düz yazı var. Manzum demek şiir demek. Mensur demek düz yazı demek. Düz yazı. Konuşmalar şiir. Bakın konuşmalar, diyaloglar. Konuşmalar, diyaloglar şiir şeklinde. Ama olaylar bunlar düz yazı şeklinde olduğunu bilmemiz lazım. İslamiyet de var içerisinde, Göktanrı da var. Olağanüstülük de var, gerçekçilik de var. Sade dil de var, Arapça sözcükler de var. Şiir de var, manzum ve nesir, düz yazı da var. Bunu da bilmemiz lazım. İşte Dede Korkut hikayeleri de bunun içerisinde yer alan bir hikaye. 12 hikayeden bir tanesi. Burada bu bilgiye geçmeden önce şurayı biraz sağlayalım. Geçiş döneminin ilk hikayesidir. 15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir ve 15. yüzyılda diyelim dil sade Oğuz Türkçesi ile yazılmıştır. Dede Korkut yazar değil tabii ki de eserlerdeki anlatıcıdır. O zaman Dede Korkut hikayelerinin yazarı kimdir diye sorarlarsa söyleyeceğiniz şey şu: anonim. O zaman 12 hikayeden olduğunu da söylemiştik. Buraya yazalım, burada var mı? 12 hikayeyi yazmışız galiba, evet. Konuşmalar düşünceler şiirle, olaylar betimlemeler tabii ki de nesirle yani düz yazıyladır. Hiç endişelenmenize gerek yok. Kitaplarımız birazdan sizlere tanıtacağımız kitaplarımız düştü arkadaşlar. Oradan ödevler vereceğiz. Bir ön söz ve 12 hikayeden oluşur. Hem İslami öğeler yani böyle Allah, peygamber, işte namaz, oruç, zekat gibi şeyler vardır. Hem de tabii ki destansı söyleyiş vardır. Yani İslamiyet öncesindeki bu kahramanlık öğeleri vardır. Oğuzların çevredeki boylarla savaşlarını, kendi iç mücadelelerini, tabiat üstü varlıklarla giriştikleri mücadeleleri anlatıyor. Mesela bir tane örnek hemen söyleyelim. Deli Dumrul hikayesinde Deli Dumrul diye bir adam var. Deli böyle, tamam, herkes artist yapıyor. Ben diyor bu köprünün başında. Bu köprüden diyor öyle herkes geçemez diyor. Var mı diyor beni yenebilecek, öldürebilecek yiğit var mı diyor. Herkese dayılık taslıyor. Beni öldürebilecek kimse yok diyor. Sonra Azrail geliyor tabii. Allah Azrail'i gönderiyor. Azrail diyor ki ben diyor Azrail'im. Hello hello. Ben diyor seni öldüreceğim. Deli Dumrul diyor ki nasıl yani, benim canımı alacaksın. Evet diyor, senin Allah canını almamı istedi, alacağım. Ya ben diyor bilmiyordum diyor, Azrail'i bilmiyordum, pardon affedersin falan. Beni affet Allah'ım, ben diyor Azrail meleğini bilmiyordum, nasıl yapacağım falan. Allah da diyor ki eğer diyor senin yerine can verebilecek annen, baban ya da eşin varsa ben onlardan bir tanesinin canını verirse senin için ben diyor seni affedeceğim ve sen şey yapacaksın diyor onun adı. Bir şekilde kurtulacaksın diyor. Şimdi Deli Dumrul hemen babasına gidiyor. Babacım, canım babacım, seni çok seviyorum. Lütfen benim için canını verir misin? Babası diyor ki hadi oradan diyor. Yani, tamam seni büyüttüm canım oğlum, canımsın ama senin için canım veremem. Yaşamak çok tatlı diyor. Annesine gidiyor, annesi canım oğlum tabii ki canım benim, seni çok severim. Oralar hep şiir şeklinde. Ama canımı veremem senin için diyor. Yani kusura bakma yani diyor. Yani, anne seni seviyorum ama canım çok tatlı diyor.
Sonra eşine gidiyor. Eşi de diyor ki ya diyor ben diyor çocuklarımı sen olmasan nasıl bakacağım diyor. Sen olmasan ben nasıl yaşarım diyor. Sen benim canımsın, ciğerimsin diyor. Ben sensiz yapamam diyor. Canımı tabii ki veririm sana deyince böyle duygusal anlar Allah da affediyor deli vuruluğundan gozluğunu ve bir şekilde hikaye sonlanıyor. Burada aile öğesine bir gönderme var. Şimdi dolayısıyla güzel hikayeler diyoruz. Geldik halk hikayelerine. Burada halk hikayelerinin yazarı belirsiz. Yani anonim. Tarih 12. yüzyıl ve sonrası olduğunu söyleyebiliriz. Dile baktığımızda sade Türkçe. Olağanüstülükler çok fazla değil, sınırlı. Artık iyice azaldı. Destanlarda olağanüstülük fazlaydı. Dede Korkut hikayelerinde azaldı. Halk hikayelerinde iyice azaldı. Kalıplaşmış ifadeler tabii ki var. Sazla söyleniyor. Ozanlar ellerini sazlarla söylüyor. Kerem ile Aslı, Tahir ve Zühre hep halk hikayeleri. Nazım Nesir iç içe karışık. Tamam mı? Burası önemli. Konuya baktığımızda tabii ki aşk fix her zaman olan bir konu. Kahramanlık her zaman olan bir konu. Ve din de yine mutlaka vurgulanması gereken bir konu. Çeşitleri 3 çeşit aşk tarzı halk hikayeleri. Tahir ile Zühre, Kerem ile Aslı. Burada direkt kalp yüzebiliriz. Destanede Köroğlu'yu görüyoruz. Burada Köroğlu'nun öykülerini çok önemli. Dini de Danışmend Gazi'nin ve Hazreti Ali'nin cengnamelerini bilmemiz lazım. Hazreti Ali'nin cengnamelerinden kastımız şu. Hazreti Ali'nin kahramanlıkları anlatılıyor burada. Danışmend Gazi, Danışmend oğulları beyliğinin kurucusu Danışmend Ahmet Gazi'nin kahramanlıkları anlatılıyor. Geldik Mesnevi'ye. Mesnevi esasında bir şiir. Böyle 2, 2, 2, 2 diye gidiyor. A, B, B, C, C, D, D şeklinde gidiyor. Bak Periveş Ateş, Hayalin Visalin, beraber. Bu Mesneviler Aruz'un kısa kalıplarıyla yazılıyor. Sınırsız beyitten oluşuyor. Şimdi Mesnevi'nin özelliklerine baktığımızda kaynak İran. Yani bizden değil dışarıdan gelmiş. Dil Arapça, Farsça, Türkçe olabiliyor. Beyit sayısı sınırsız. Uyak düzeni A, A, B, B, C, C, D, D. Ölçü Aruz'un kısa kalıplarıyla. Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'u, Şeyh Galip'in Hüsnü Aşkı, Nabi'nin Hayriyesi, Alişin Nevai'nin Hamseleri, Taşlıcalı Yahya'nın, Lami Çelebi'nin Mesnevileri çok çok önemli. Burada size bazı meşhur Mesnevileri söyleyelim. Mesela Şeyhi'nin Harname Mesnevisini bilmeniz lazım. Veyahut da Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun Mesnevisini bilmeniz lazım. Şeyh Galip'in Hüsn ve Aşk. Bak Hüsn ve Aşk arasındaki şey. Leyla ve Mecnun. Başka Yusuf ve Züleyha. Böyle bir sürü Mesneviler var. Bunları bilmemiz lazım. Ha, bazı büyük şairler divan edebiyatında ba, ne, ne deyip Mesnevi yazmıyorlar. Onlar da Baki Mesnevi yazmıyor, Nefi Mesnevi yazmıyor, Nedim Mesnevi yazmıyor. Bunu da bilmeniz lazım. Burayı da şöyle kodlayalım. Bunlar hiç dini içerikli eser yazmadığı için hiç Mesnevi yazmamış. Yani günümüzdeki romana denk gelen şeyi yazmamış olan önemli sanatçılar diyelim. Şimdi gazel Aruz'un uzun kalıplarıyla A, A, B, A, C, 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 A, D, A diye giderken Mesnevi Aruz'un kısa kalıplarıyla A, A, B, B, C, C, D, D, F, F şeklinde gidiyor. Dolayısıyla burayı çok iyi bir şekilde bilmemiz lazım. Ve yine aynı şekilde gazeller ustalık şiiri 5-15 beyitten oluşuyor. Mesnevi ise sınırsız beyitten oluşuyor ve daha uzun olduğunu bilmemiz lazım. 5 Mesnevi'ye Hamse deniyor. Mesnevi'nin Mevlana'nın Mesnevisi, Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'u, Gülşehri'nin Mantık-ı-Tayrı, Yunus Emre'nin Risalet-i Nüsiyesi, bu çok önemli mesnevi, bakın bunu sorabilir hocanız. Şeyh'in Harnamesi önemli mesnevi örnekleri. Geldik Tanzimat dönemindeki hikayelere. Ne yaptık? Önce destanları gördük. Destanlardan halk hikayelerine geçişte Dede Korkut vardı. Dede Korkut hikayelerinden sonra halk hikayelerine geldik ve halk hikayelerinden sonra divan edebiyatında mesnevileri gördük. Şimdi mesneviden sonra artık öyküye, yani ilk öykülere Tanzimat döneminde gelmiş olduk. Modern anlamda hikaye Türk edebiyatına bu dönemde girmiştir. Konular genellikle günlük yaşamdan alınıyor. Yani günlük yaşam artık hikayenin içerisine girdi. Böyle çok olağanüstülükler iyice azaldı. Ve tabii ki tarihten alınacak. İlk yerli hikaye Letaif-i Rivayet. Latif rivayetler halkta okuma alışkanlığını artırmaya çalışan, yazı makinesi olarak bilinen, Hacı Evvel olarak bilinen Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılıyor. Genellikle tabii ki işlenilen konulara baktığımızda yanlış batılılaşmayı görüyoruz. Yanlış batılılaşma. Ve aynı zamanda zoraki evlilikler, yani böyle görücü evliliklerini hikayelerde konu olarak görüyoruz. Tutsaklık, yani esirlik. Hatta bunun romanı da var. Esir ticaretini anlatılan Sergüzeş Dilber adlı kahraman üzerinden. Ve tabii ki aşk konuları işleniyor. Burada şunu bilmemiz lazım. Romantizm akımının etkisiyle toplum bilinçlendirilmeye çalışıyor. Çünkü romantizm akımında toplum için sanat yapılıyor. Adam bir şey yazdığı zaman topluma bir şey vermeye çalışılıyor. Bu yüzden de hep bir şeyleri vermeye çalıştığın zaman, sürekli bir ders anlatmaya çalıştığın zaman da eserler teknik yönden kusurlu olmuş oluyor. Niye? Sosyal fayda gözetiliyor. Yani bir fayda anlatmaya çalıştığın zaman, mesela şimdi eğlenceli bir şeyin içerisinden böyle insanlara bir fayda vermeye çalışırsan birazcık sıkıntı olur. Romantizmde arkadaşlar
toplumun iyileştirilmesi amaçlanır. Sanat romantizminde toplum içindir. Ve tabii ki sade, günlük, anlaşılır bir dil kullanılır ki halk burada anlatılanları net bir şekilde anlasın. Tanzimat döneminin önemli hikayecilerine baktığımızda Letaif-i Rivayet ve Kısa Hanisi'yi yazan Ahmet Yusuf Efendi, Zavallı Kız Yadigarları'nı yazan Nabizade Nazım, Küçük Şeyler, bakın bu da ilk gerçekçi öykülerdir. Bunu da hocanız sınavlarda size sorabilir. ÖSYM çünkü sorabiliyor. Ve Pandomima adlı eseri de var bunun içerisinde. Emin Nihat'ı Müsamerettinamesi de ilk öykü örnekleri olarak kabul edebiliyor. Şimdi küçük şeyler, Sami Paşa'da size baktığımızda batılı örneklere yakın ilk hikaye örneği. Dili ağır, cümleler uzun olduğunu bileceğiz. Geldik artık milli edebiyat hikayelerine. Bu dönemde artık hikaye türü olgunlaşmıştır. Yani artık hikaye türü zirveye çıktı. Genellikle tabii ki bu dönemde de toplumsal konular, yani kahramanlık, vatan, millet konuları daha çok ön planda olacak. Milli edebiyatın zaten dili yeni lisan, yani sade bir dil var. Hatırlarsanız 1911 yılında Selanik'te Genç Kalemler Dergisi etrafında toplanan Ömer Seyfettin, Ali Canep Yöntem ve Ziya Gökal yepyeni bir dili başlatmışlardı. İşte o adamların yazacağı dil de tabii ki tertemiz, safsade bir dil olur. Bu dönemde hikaye genellikle olay hikayesi tarzında yazılıyor. Yani Mopassant tarzı hikayeler. Çünkü bu dönemin en büyük öykücüsü, öykücülüğü edebiyatımıza ilk defa meslek edinen Ömer Seyfettin. Milli edebiyat hikayelerinin temalarına baktığımızda Anadolu insanının yaşam koşulları, Kurtuluş Savaşı sırasında, savaş yıllarında çekilen sıkıntılar. Tabi buradaki savaş sadece Kurtuluş Savaşı değil, Balkan Savaşları da olduğunu bilmemiz lazım. Balkan Savaşları'nda biliyorsunuz Osmanlı çok ciddi bir toprak kaybı yaşıyor. Çok büyük göçler geliyor. Türkçülük akımı, bağımsızlık, vatan sevgisi ve tabii ki her zaman gibi yanlış batılaşma temel konular. Yeni lisan makalesinin olduğunu görürsek 1911'de Selanik'te Genç Kalemler Dergisi'nde yayınlanıyor. Ve burada tabii ki sade bir dil, pırıl pırıl bir dil savunuluyor. İstanbul'a az esas alınıyor. Tabii ki Arapça ve Farsça gramer kurallarına, Arapça ve Farsça gramer kurallarına karşı koyuyor. Öncüleri Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp. Hatta yeni lisan makalesini yazan kişi de Ömer Seyfettin ama altına 3-1'den imza atıyorlar. Milli Edebiyat Dönemi'nin önemli hikayecilerine baktığımızda Ömer Seyfettin'i görüyoruz. Hikayeciliği meslek edinen bir sanatçı. Önemli. Birazdan onun detaylarına da gireceğiz. Burada eserlerinin birçoğunu okumalısınız zaten. Refik Halit Karay yine Milli Edebiyat Dönemi'nin önemli öykücüsü. Gurbet hikayeleri ve memleket hikayeleri tanıyor. Halide Edip Adıvar yine Milli Edebiyat Dönemi'nde çok güzel hikayeler yazıyor. Romanlarıyla tanıyor. Kadın karakterleri ön plana çıkaran bir sanatçımız. Yakup Kadri Karaosmanoğlu da yine romanlarında Tanzimat'tan Cumhuriyet dönemine kadarki toplumsal yaşamı sunan çok büyük bir romancı. Üniversite sınavlarında en çok karşımıza bu sanatçılar çıkıyor. Ömer Seyfettin konularını tarihten, gündelik hayattan, çocukluk ve askerlik anılarımdan, fıkra ve sahnelerden alan hikayeler yazdım demiş bak birinci kişi ağzıyla. Sürpriz sonuna biten hikayelerinde, yani Mopassant tarzı hikayelerinde betimleme ve tahlillere değil olay önem verdiğinden ve Türk Edebiyatı olay hikayecinin öncüsüyümdür diyor. O zaman Ömer Seyfettin olay öykücüsü, yani Mopassant tarzı klasik öykünün öncüsü olduğunu bilmemiz lazım. Bu sınavda sorulur arkadaşlar. Yakın dönemdeki önemli hikayecilere baktığımızda Yaşar Kemal'in Sarı Sıcak, Necati Cumalı'nın Susuz Yaz, Mustafa Kutlu'nun Uzun Hikaye, Sait Faik Abasıyan'ın Mahalle Kahvesi, Orhan Kemal'in Ekmek Kavgası, işte Sabahattin Ali Değirmen, Memduh Şevket Esendal Otlakçı, Haldun Taner Yaşasın Demokrasi ki modern hikaye yazıyor. Kemal Tahir'in Göl İnsanları ve Sabahattin Kudret Aksal'ın Gazoz Ağacı adlı hikayelerini hocanız sorduysa sizlere söyleyebilirim. Peki hocam bunlara nasıl çalışacağız? Şimdi bunlara çalışmanız için iki tane önemli ödev vereceğim size. Birincisi sıfırdan ona edebiyat kitabımızdan arkadaşlar hemen edebiyat konusunu açıyorsunuz. Burada sizler için hikaye konusunun gördüğünüz gibi sayfa 24'te detaylı bir şekilde anlatmaya başladık. Sayfa 26'da bunların hepsini daha da güzel bir şekilde gösterdik ve yanlarında ödevler var. Tanzimat dönemi ve Milli Edebiyat hikayelerinde de yine sayfa 28'e gösterdik. Sonrasında yine filmsiler falan var, böyle gidiyor. İsim filmi bilmeniz gereken konular, bunları da anlatacağız sizlere, hiç korkmanıza gerek yok. Yazım kuralları ve hikaye ile alakalı test geçle konumuz bitiyor. Burada işleyeceğiniz sayfalar bunlar. Ama tak Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası'ndan da soru çözmek istiyorum hocam diyorsanız bu sefer çarşı karışıyor. Niye? Çünkü bu sefer gerçekten çok fazla soru var. İlk başta kazanımları veriyoruz. Sayfa 35'ten başlıyor. Kendi unsurları, Türk Edebiyatı'nda kendi gelişimi, halk hikayeleri, Milli Edebiyat Dönemi'nde hikaye, filmsi, bunların hepsini noktalama yazım verdikten sonra bol bol testler çözülüyoruz ve en sonunda da sayfa 56'dan 57'ye kadar yazılarımız var. Yazılımız da gerçekten net bir şekilde sınava göre hazırlanmış. Milliyetin Bakanlığı'nın kazanımına göre hazırlanmış bir yazılı. Dolayısıyla sayfa 35 ile 57'de size bu kitaptan ödev veriyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Şimdiden sınavlarınıza başarılar diliyorum arkadaşlar.